Kültürhane benim sanatçı olarak kentte yapmak istediğimi kültür olarak yapan bir aktör olarak düşünüyorum. Artık buraya bir kafe veya da herhangi bir sıradan bir mekan olarak burayı görmüyorum. Benim için bir kere çok şey ifade ediyor. İlk açıldığı zaman büyük bir heyecan duymuştum. Evimizin, sitemizin altına böyle bir yerin açılacağıyla ilgili olarak ve o heyecanımı, o şeyimi halen bugün de aynı vaziyette devam ettiriyorum. Şu anda bile yayladan geldim, evime bile uğramadan doğru buraya geldim. Yani bizi, beni buraya çeken çok farklı bir şey var, bir sıcaklık var. Adı konulmamış, belirli bir yerlerde gizlenmiş küçük üniversiteler olarak görüyorum ben burayı, buraları. İlla ki bir kuantum grupta üniversiteye gitmenize gerek yok. Bunlar da bir halk üniversitesi. Kültürhane'de öncelikle sanatın her dalıyla ilgilenen insanlarla tanışabilir. Müziğinden ressamına, yazarından şairine, herkesle saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde dostluk kurabilirsiniz. Hayal kurmazsanız geleceğinizi, Kültürhane'ye gelmezseniz geçmişinizi asla öğrenemezsiniz. Kültürhane özellikle benim gibi sürgündeki akademisyenler açısından hep Türkiye'ye baktığımızda onca karanlığın içinde yanan küçük bir mum ışığı idi. Yani hep böyle bir sanki o karanlık tünelin ucunda aradığımız ışığın en azından bir parçasını Kültürhane'de görüyorduk ve o bizim için aynı zamanda memlekete dönüş umudunu temsil ediyordu. Evimden sonra sanırım en sevdiğim, kendimi en rahat hissettiğim yer burası. Evim gibi de sahiplendiğim bir yer olduğunu düşünüyorum. Hatta kendimi buranın gizli ortağı gibi görüyorum. Güzel bir karşılaşma mekanı. Benim hayatımda da bayağı bir dönüştürücü bir yer oldu. Çok kirli bir alan düşünün. O alanın içinde müthiş, güzel, güllük, güneşlik, bahçe. Böyle yemyeşil bir bahçeyi ifade ediyor. Yani benim de duyguma tercüman olduğu için Ulaş Bayraktar'ın sözünü kullanacağım. Umut Adası. Kültürhane benim için güzel şeyler ifade ediyor. Dostluk, paylaşım, müzik, sanat, sinema, çitta. Kültürhane benim için aslında Mersin'de yaşıyor olmamın en önemli anlamlarından biri haline geldi. Benim için kültürhane huzurlu ve iyi vakit geçirebileceğim, çok şey öğrenebileceğim bir yer idi. Hala da devam ettiğini düşünüyorum. Bulduğum her fırsatta kendimi geliştirmek için her yönüyle kültürhaneye geliyorum. Önce dayanışmayı ifade ediyor. Çünkü biliyorum ki insan hakları temelli düşünen arkadaşlar üniversiteden atılmıştı ve burayı açtılar. İlk başta dayanışmaydı ama daha sonrasında bir dostluğa, bir kardeşliğe dönüştü. Adı üstünde Kültürhane, bir kültür evi burası. Kültürhane çok özel bir yer benim için. Hayatımda hiç bu kadar kısa zamanda bu kadar benim olan, bizim olan bir yer olmadı. Dost ortamı, sevgi ortamı, bilgilenme ortamı, farkındalık ortamı oldu bizim için.